Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün piyasalarda Borsa İstanbul'da başlayacağız. Güzel haberlerle başlıyoruz. Borsa İstanbul'da bildiğiniz gibi Kaufman hareketli ortalamasına kadar bir geri çekilme olmuş. Ancak bunun altında sadece bir gün kalmış. Oradan da yukarıya doğru dönmüştü ve bugün de güzel bir kapanış oldu. Tekrar wave trend osilatörümüzde aşağıda görüldüğü üzere bir al sinyali oluştu ve burada da işte sarı mumla görüyorsunuz. Yani Borsa İstanbul'da önündeki engellerin büyük ölçüde kalktığını ve yükselişin devamını bekliyoruz. Neydi bu engeller? Hatırlayacak olursanız bir Amerika'daki negatif görünümdü. Fed öncesinde ve Fed sonrasındaki negatif görünümde ona değineceğiz. O da pozitife dönüyor şu anda. Bir de bu çıkması beklenen şey GES acaba çıkacak, doları çok feci düşürecek mi? Borsa üzerinde böyle bir alternatif etkisi olabilecek mi gibi. İki konuda da zaten önemli bir şey çıkmayacağını ben söylemiştim. Dikkate değer, kayda değer bir şey olmasını beklemediğimi söylemiştim ve film izleyeceğimi söylemiştim o akşam. İzlediğim bölümde maalesef güzel değil ama en azından böyle bir şeyi beklemek zorunda kalmadım ve zaten piyasalarda da öyle bir etkisi olmadığını gördük. Evet, şu şekilde borsada yükselişin devamını bekliyoruz. Bazı arkadaşlar sitem edecektir ya, biraz daha anlatsın. Nesini anlatayım? Güzel işte, borsa iyidir, güzeldir. Tutun hisselerinizi, güzel şeyler oluyor. Arada bazı hisselerde düşüşler var. Tamam, mesela Ereğli konusu çok fazla soruluyor. Acaba Ereğli daha da düşer mi? Daha da kötü olur mu vesaire gibi. Yani arkadaşlar, güveniyorsanız hisseyi tutacaksınız. Uzun vadeli yatırımcısınız, tutacaksınız. Kısa vadeli al satlar yapmak istiyorsanız, bakın, kısa vadeli al satlar yapmak istiyorsanız bu işi öğreneceksiniz. Bu işin eğitimi bizde var. Henüz zam gelmiş değil ama kısa vadeli al sat yapmıyorum diyorsanız, o zaman zaten uzun vadeli yatırımcılar için beğendiğimiz hisseleri açıkladık geçen ayla ilgili olarak. Yani Haziran ayı hisselerini açıkladım ben. Oradan ucuz kalanlardan alabilirsiniz. Ereğli de bunlardan bir tanesiydi. İşte Ereğli, İskenderun, Çimik, Kardemir, bunlar bu şekildeydi. Alıp tutacaksınız. Alıp satmak istiyorsanız teknik analizi öğreneceksiniz. Evet, buradan geçelim iç piyasayla ilgili dolar TL'ye. Dolar TL'de şöyle bugün bir hareketler gene oldu ama şu şekilde gördüğünüz gibi yavaşlatmaya çalışıldığını görüyoruz artık yükselişin. Şöyle 2 saatlikten baktığımızda yani yükselişi yavaşlatmaya çalışıyorlar. Şu şekilde 17.36'da bir tutulmaya çalışılıyor. 17.36'nın üzerine attığı zaman bu sefer 17 belki 50'de tutmaya çalışacaklar. Yani artık olay tutmaya döndü. Hatırlayacaksınız, ilk önce bir düşürdüler, ondan sonra ekonomi yönetiminin düşürme kapasitesi kalmadı faiz arttırmadan. Faiz arttırmadan düşürme kapasitesi kalmayınca ne yaptı? Belirli bir yerde tutalım dediler, en azından bunu yapalım dediler. İki defa denediler, iki defada da olmadı, barajları yıkıldı. Ondan sonra bizim tutabilme kapasitemiz de kalmamış dediler. O zaman biz bunu yavaşlatalım dediler. Şu anda yavaşlatma kapasitesi var, yarın öbür gün o da kalacak mı kalmayacak mı belli değil. Bana kalsa kalmayacak herhalde, öyle görünüyor. Daha da artmasını bekliyoruz dolar TL'nin bu durumda. Çünkü böyle bir kapasite kalmadı. Sadece bir zaman meselesidir, başka bir şey değildir. İşte tekrardan her şeyin az bir geri çekilmeden sonra yukarı doğru gittiğini görüyorsunuz. Peki burada hep sizlerden de şöyle bir sorular geliyor. Yani işte Amerika'dan gelecekler, Suudi Arabistan'dan gelecekler, bize para gelir mi, bizde düşer mi falan. Arkadaşlar, bir kere ben böyle bir şeyi bilemem. Suudi Arabistan bize para verecek olsa bu zamana kadar verirdi. Suudi Arabistan para verecek de düşecek mi? Düşerse de o zaman bir alım fırsatı olur. Zaten sizin elinizde varsa o zaman buradan satayım da Suudi Arabistan'dan para gelince tekrar alayım gibi bir şey yaparsınız. Saçmalamış olursunuz. Yani para gelecek mi, ne kadar gelecek, nereye kadar düşecek, bunları bilmeye imkan yok ki. Sizce nereye kadar düşebilir? Kaç para gelecek? Söyle bana. 10 milyar dolar mı gelecek? Ben de sana diyeyim, 14.84'e kadar düşer o zaman. Peki bu mu yani? Yani artık bu bir anlamı yok yani bu tip tartışmaların. Ben düşüş beklemiyorum. Yükselişler devam edecek. Düşüş olursa alım fırsatıdır. Bu kadar. Gelelim buradan Amerikan 10 yıllıklardaki duruma. Amerikan 10 yıllıklarda şöyle bir düşüş olduktan sonra 3 gün üst üste bir yükseliş oldu. İnşallah diyorum, tepki yükselişidir. Çünkü burada bir yani günlükten baktığımızda
bir uyumsuzluk vardı ama haftalıkta durum gayet yüksek şekilde devam ediyor. Pozitif şekilde devam ediyor. 3.50'ye yakın bir yerden geri dönmüş oldu ama günlükte henüz şöyle bizim işte hiç değilse yani şu mumun 3.15'in altına indiğini görmemiz, şöyle 3.14'lü rakamlar görmemiz gerekiyor. Henüz orada değiliz. Yani dolayısıyla ons altın ve ons gümüşte bir ümitli olmak için erken şu anda, öyle söyleyebilirim. Yani orada bir yükseliş trendi yok henüz. Yataylık devam ediyor. Şöyle bir ons altına baktığımızda işte yükselişin sınırlı kaldığını, yataylığın devam ettiğini görüyorsunuz. Herhangi bir şey söylemek mümkün değil. İleride Amerikan oyunluklarda beklediğimiz düşüş gerçekleşirse tekrar ons altında da yükseliş bekliyoruz. Keza aynı şekilde gümüşte de görüldüğü üzere yani yataylık devam ediyor. Amerikan 10 yıllıklarda beklediğimiz düşüşler gelirse gümüşte de yükseliş bekliyoruz. Bunlar oluncaya kadar da fazla bir beklentiye girmemek gerekiyor. Uzun vadeli şeyler için bir şey söyleyin hocam. Peki söylüyorum, 2267 dolar ons hedefimiz var altında. İşte bunu Haziran'da mı bekliyorsun, Temmuz'da mı bekliyorsun, Ağustos'ta mı bekliyorsun, nerede bekliyorsun? Hayır, öyle bir şey yok. Yani Fibonacci'nin gösterdiği hedef bana bu kadardır. Buna göre de diyelim gümüş belirlenecektir seviyeleri. O yüzden altında o beklediğimiz yükseliş olması için Amerikan oyunluklarda düşüş olması gerekiyor. Gümüşte yükseliş olması için de altında yükseliş olması gerekiyor. Bu şekilde yani. Borsalara dönecek olursak şöyle çok sert düşüşlerden sonra bu şekilde bir yükseliş Dow Jones'ta görmemiz normaldi. İyiydi. Bugün zaten işte 500 puanlık falan bir yükseliş var. Bir miktar daha devam edebileceğini düşünüyorum ben bunun. S&P 500'e baktığımızda orada da bir takım uyumsuzluklar olmuştu. Güzeldi. Tam yükseliş beklerken tekrardan bir satışlar gelmişti. Tekrar eski yerine geldi. Yani bir yerde takılı kaldı diyebiliriz satışlar. Nasdaq'ta biraz daha olumlu bir görünüm var. Artıya dönüyor. Bugün ala dönüyor. Geçen sefer ala döndüğünde bakın şurada 25 Mayıs'ta en azından şöyle güzel bir yükseliş gelmişti. Yani bu sefer de belki 12.500'e doğru bir yükseliş gelebilir Nasdaq'ta. Şöyle haftalıktan baktığımda da WaveTrend osilatörü bayağı bir aşağılara gelmiş durumda. Buralardan artık yükseliş gelmesini beklemeliyiz Nasdaq'ta. S&P 500'de de bakın beklemeliyiz. Dow Jones'ta da beklemeliyiz. Aşırıya kaçan bir şeyler. Hatta Dow Jones'ta uyumsuzluk da olduğunu görüyoruz buradan. Güzel bir yükseliş gelmesini beklemeliyiz. Böyle bir ortamda. Peki Fed'in bu kadar şahin konuşmaların olduğu bir yerde yükseliş gelebilir mi? Gelebilir. Fed de belki biraz daha yumuşayabilir. Powell açıklamalarıyla, önümüzdeki açıklamalarıyla diyebilirim. Çünkü çok fazla şahin konuşunca piyasanın da çok bozulduğunu ve belki de 75 bas puanında biraz fazlaya kaçtığını düşünüyor olabilir Powell diye düşünüyorum. Çünkü 75 bas puan masada yok dedi ve 75 bas puan faiz arttırdı. Burada Fed'in kredibilitesine, en azından iletişim kredibilitesine bir nokta koymak gerekiyor. Burada bak böyle bir şey oldu diye onun konuda belki bir değişiklik yapmak isteyebilirler. Bu durumda Bitcoin ne olacak? Bu durumda Bitcoin'de de şöyle bir yukarı doğru bir dönüş var. Güzel bir uyumsuzluk sonrasında haftalıkta var, günlükte de var. Peki bu devam edecek mi? Nasıl olacak? İşte bugün ETC Haber TV'de çok güzel bir program yaptık Melis Azal Karagöz'de. Yani ölmek gibi olmasın ama kendim de beğendim. Çünkü hem 2028'e kadar olan dünya piyasalarındaki süreçten, Amerika'daki bir takım hem sosyal hem kurumsal bir takım değişikliklerden bahsettim. Orada önümüzdeki yani geleceğe yönelik kripto paraların, metaverse'ün falan. Yani böyle kapsamlı güzel bir konuşma oldu. Burada işte şuradan döner, buradan çıkar, bu kadar düşer falan gibi şey olmadı. Güzel bir şey oldu. Onu izlemenizi tavsiye ediyorum gerçekten. Faydalı olacağını düşünüyorum sizler için. Hem kripto para tahmini bekleyenler için hem de daha bir geniş bakış açısıyla bakmak isteyenler için aşağıda açıklamalarda linki var.
Yorumlarında başında linki var. Oradan kolaylıkla tıklayıp gidebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Benim alıp o videoyu bunun içerisine tekrar koymak gibi bir imkanım yok. İşte bugünlük de bu kadar.